Merhaba arkadaşlar, ve Web3 Öğren Komitesi'ne hazırlanan videolardan birindesiniz. Ben Burayan. Bu eğitim videosunda belki birkaç video olabilir. ChatGPT'nin medya endüstrisinde, medya sektöründe nasıl kullanılabileceğini, hani burada ilk başta geleneksel medyadan yeni medya veya sosyal medyaya geçişten sonra artık yapay bir medya mı geliyor? Bu yapay medyada ne olacak? Veya bu yapay zeka teknolojisini medya çalışanları nasıl kullanacak, bunun üzerine olacak. Tabii biz burada şey kullanıyoruz, TEP kullanıyoruz, Çin versiyonu, aynı altyapı 3.5 kullanıyor. Bu üyeliksiz bir sistem, daha pratik diye ben kullanıyorum. Chatbot TEP AI'dan girebilirsiniz direkt. Hürriyet'i kullanacağım örnek haberlerde. Mesela şöyle küçük örneklerle başlayalım. Aşağı sana verdiğim linkte ne anlatılıyor? Buradaki haberi özetle. Özeti biraz uzat. Şimdi bu normal atölyeler, teknoloji atölyelerinde şöyle bir şey vardır. Bir sıfır mantığı vardır. Yani eğitmen eğitimi vermeden önce dener, çalışır. Mesela buraya noktalı virgül koyarsanız şu olur der, gelir. Evet, o olur. Ama yapay zeka bazı işlerde, o araçların kullanımında işler değişebiliyor. Çünkü bazen bu metni sen mi yazdın dediğinizde bile hayır ben bu metni yazmadım diyebiliyor. Böyle bir durum var. Veya aynı soruyu tekrar sorduğunuzda başka bir cevap verebiliyor. Bu şekilde haberi özetledi. Bu haberi Fransa'da Fransız arkadaşıma mail atacağım. Tercüme et mail formatına getir. Arkadaşımın ismi Kedi olsun. Buradaki her şey aslında işlerin nasıl hızlanacağını gösteren bir şey. Bu bir örnek. Ne yaptık? Aldık metni, yaptık. Şimdi başka ne olabilir? Gelelim. Köşe yazılarını bulmaya çalışıyorum. Köşe yazıları nerede diye. Tamam. Böyle politik olmayan ha, şu. Şimdi mesela sağlıkla ilgili stres obez misiniz diye bir yazı yazmış. Aşağıdaki köşe yazısından ben yazdım. Fakat insanlar uzun şeyleri pek okumuyor. Bu köşe yazısının önemli noktalarını S-Tweet, Link 1, Flood veya bilgisayarı muhtemelen onu da biliyordur. Yapar mı? Yani bir paylaşımı alıp tweet serisi haline getirebiliyor. Ama hashtag, emoji gibi şeyler de var. Görüyor musunuz? Sanki tweet karakterleri yeterli. Biraz daha uzatabilirsin. Burada biraz daha bozuk devrik Türkçe de yazsanız da onu şey yapıyor. İfade ediyor. Hatta muhtemelen şurada da çok kullanılacak. Şimdi ben çok hızlı bir şey yazacağım diyelim ki bir muhabirim ve hızlıca not alıyorum. Ne diyeyim? Aslında şu yukarıdakini yazayım daha rahat. Stres arttıkça obezite, yanlışlıkla biraz da yazıyorum. Artar yüksek kortizol seviyesi yağlanma açıyor diyelim ve özellikle kadın. Bu da çok saçma bir şey ama göstermek için.
Böyle bir not aldınız diyelim. Bu yazıyı hızlıca yazdım. Türkçesi bozuk, düzeltip gönderiyoruz. Yazdınız mı? Bu yukarıdaki metin olduğu için diyebilirsiniz oradan öğrendi. Biz tam uyduracağız mecburen. Merhabalar. Benim. Burada. Evet. Görüşmek istiyorum. Tamam. Bu metni düzeltmişsin. Mesela burada şurayı yanlış yazdım. Ama genelde düzel bir kontrol edip çok daha hızlı düzeltebiliyor. Devam edelim. Aynı şekilde şu mesela diyelim ki o gün ülkede olan siyasi birkaç haberi verelim. Tamam. Ortak bir şey yapalım. Şimdi sağlıkta falan o kadar içerik yoktur. Sana bugün ülkede olan önemli 5 tane haberi veriyorum. Bu haberleri anla. Analiz et. Bunu aldık yine. Bunu alalım. Bunu alalım. Tamam. Kaç oldu galiba. Bunu alalım. Bu beş haberin önemli olduğunu unutma. Akşam haberlerde bu haberlerin içeriklerine vurgu yapacak. Belki haberlerle ilgili ortak bir nokta bulacak. Hashtag'e ihtiyacım var. Bana 3 tane ya da 5 tane olsun bakalım. 5 tane hashtag önerir. Bakalım yapabilecek mi? Deniyoruz. Bu her haber için ayrıca yapıyor. Deneyeceğim. Güzel ama benim bu kadar fazla hashtag'e ihtiyacım yok. Bir insan gibi düşün. 5 haberi de anla ve bu haberlerin ortak kesişim kümesinden bir 5 hashtag öner. Biraz daha olayı şey yaptı, gördünüz mü? Diyor ki hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Bekir Pakdemir'in açıklaması vesaire. Tamam, güzel. Devam edelim. Şimdi bir konuşma metnini haberleştirmeye bakalım. Tamam, bileceğiz. Konuşma metnini alıyorsunuz. Aşağıdaki konuşma metnini haberleştir. Türkçe olsun. Şimdi bir hafızası kopuyor. Bunu şeye benzetiyorum. Böyle bazen uykuya ya uyumaya çalışırsınız, yatarsınız. Aklınıza bir şey gelir. Oradan bir şey gelir. Oradan bir şey gelir. Oradan bir şey gelir. Sonra ne düşündüğünüzü böyle unutursunuz. Sonra ona bağlı şeyi de unutursun. Ona bağlıydı bir anda ya ben ne düşünüyordum dersin ya yapay zeka da böyle yapıyor. İşte şu an koptu yani.
Buna Fransız felsefesinde Jamais Boom diyorlar, öyle bir şey diyorlardı. Presque Boom, Jamais Boom. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Aşağıdaki konuşma metnini haberleştir. Türkçe olsun. Burada sıkıntı yok. Şey yapıyor, haberleştiriyor. Burada kimin konuştuğunu biliyorum. Bir dakika. Burada kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu konuşmayı Edip Tayyip Erdoğan yapmış. O bozuk yazsan da düzeltir. Ona göre yaz. Bir deneyeyim. Düzeltem. Özel isim diye düzeltemeyebiliyor mu? Yok, düzeltti. Haberi yapıyor. Bunların hepsi işimizi hızlandıran şeyler. Devam edelim. Diyelim ki bir dosya haber çalışacaksınız. Ne diyelim? Yapay zeka. Ama daha böyle günlük hayatın olsun. Teknoloji olmasın. Türkiye'nin Doğu Akdeniz güvenlik politikaları ile ilgili bilgi sahibi olmam lazım. Bir hafta sürem var. Her gün saat çalışacağım. Ve bana 7 günlük çalışma planı ve bu planlarda kullanacağım kaynakları çıkar. Görüyor musunuz? Burada da sıkıntı yok. Devam ederim. Şöyle bir şey de var aslında. Birkaç tane sayfa açtım. Onlardan örnekler göstereyim diye. Şöyle bir şey var. Bunu da aslında bugün öğrendim ben. Burada şey de yapabiliyoruz. Bir kitabı veriyoruz. Al bu kitabı oku diyoruz. Analiz et diyoruz. Burada bu Drive'daki bir dosya. Ben yüklemediğim için şey yok. Sadece linki paylaşabiliyorum. Deneyeceğim. Sana buluttan bir kitap veriyorum. Kitabı oku ve analiz et. Bakalım. Tamam. Burada böyle dedi ama veriyor. Burada sık, ben bunu denedim. Yani bir biyografik kitabı okutup onun hakkındaki her şeyi de öğrenmesini sağladım. Ona bakacağız tekrar. Şu Zoom'un şeyini çekmeye çalışıyorum da biraz daha gözümün önünde. Bunun butonu neredeydi? Tamam, dursun. Şöyle devam edelim. Sonra ne yapacaktık başka? Şuna bakalım. Ha, burada erişimimiz daha rahat olabilir gibime geliyor ama yine de deneyelim. Burada bir sunum. Bir sunumu anlayabilir miyim? Bu linkte ne var? Allah Allah. Aslında bunu yapıyordu. İşte dedim ya, stabil değil. Dosyayı şey, tamam, bu dursun. Bu şu an erişim izinlerinde sorun var. Başka bir şey göstereceğim. Şimdi bu videoyu ben çektiğimde 8 Nisan Cumartesi sadece bu MHP listesi vardı. Onun üzerinden analiz yapacağım. Şimdi diyelim ki elinizde bir veri var ve bu veriyle ilgili bir haber yapacaksınız. Sana bir link yolluyorum. Bu linkte bir partinin milletvekili aday listeleri var. Oku ve analiz et. Bak.
Yani bence ilk bakışta iyi analizler. Hani cinsiyet olarak falan filan. Burada size başka bir şey göstermek istiyorum asıl. Burada öğrenim durumu, önce ondan öğrenim durumuna göre bir istatistik çıkar. Tamam, öyle diyorsun. Şey alayım. Ben şu an deneyelim. Görüyorum. Bu şekilde bir başlık var ve öğrenim durumu altında lise, üniversite gibi çeşitli ifadeler var. Bu bilgileri almak istiyorum. Bakalım yapabilecek mi, yapamayabilir. Olsun. Sen bu listeye bakarak bana veri görselleştirme için bir istatistik çıkar. Okey. Ha, bu resimler burada çalışmaz, onu da göstereceğim. Güzel. Bana Python'la diyeceğim, yani basit diye Python ile veriyi görselleştiren bir kod var. Şimdi biz bunu görselleştireceğiz. Burada şunu yazıyoruz. Replit Python. Replit Python kodlarına herhangi bir şey kurmadan create diyoruz. Online olarak görüntüleyen bir uygulama. Bu haberin içeriğindeki istatistiği buraya alacağız. Burada bize bir kod verdi. Kodu hiç dokunmuyorum. Kopyala diyorum kodu. Geliyorum, yapıştırıyorum. Run diyorum. Ha, burada replit'te belki problem olabilir ama deneyelim. Genelde olmuyor. Çünkü böyle görselleştirme üzerine şeylerde online araçlar takılabiliyor. Normalde Python kodu üzerinden çalıştırsanız hiçbir sorun olmaz ama bir deneyelim. Muhtemelen daha önce hiç kodlama da belki yapmamışsınızdır. Bir haber içeriğiyle ilgili, ama artık bunlar çok basit. İnfografik hazırlamışsınızdır muhtemelen. Burada infografik. Ona da bakalım, infografikle ilgili. Şu an deniyor. Evet, güzel. Gördüğünüz gibi bunu görselleştirdim. Bundan sonrası kolay. Yani peki bu sayfada, yani burada istatistiği çıkarılacak başka hangi bilgiler var? Bunların da istatistiklerini çıkar ve koda dönüştür. Bana Python kodunu ver. Doğum yerleri var mı? Doğum yerleri yok. Nereden gördü onu? Doğum yerlerine göre aday sırasını kurup bir deneyeyim bakayım, anlamadım nasıl. Stop dedim, bir daha run dedim. Kütüphane daha kuruyoruz şimdi, Pandas diye. O da şey. Bu.
Excel gibi düşünün yani, çerçeveleriz. Ama doğum yerini nasıl algılayacak anlamadım. Yani bugün bunu burada göremedim. Kodlarında mı var diye bakacağım. Baksın bakalım nasıl yapacak. Ha, bu şekilde veriyi de görselleştirebiliyoruz. Şunu bir sorayım. Çünkü az önce bunu dedi. Yani stabil ama sana buluttan bir link versem, oradaki kitabı okuyup analiz edebilir miyim? Mesela şimdi bunu bir şey yapmasın. Hayır, linkten kitabı araştırabilir miyim? Onu soruyorum. Linkten kitabı anlayıp mesela oradaki bir karakterin dil yapısını taklit edebilir miyim? Bunu yapabiliyor normalde. Yapıyor. Şimdi bir tane kitap deneyeceğim. Vardı. Tamam. Bakayım. Tamam, süper. Millet Kütüphanesi'ne giden. Sana bir link veriyorum. Bu linkteki kitabı analiz eder misin? Aslında yapıyor. Şu anda yapamadı ama bunu yaptı. Hatta şöyle diyor. Kitabı analiz etmek birkaç saat sürebilir diyor. İndiriyorum diyor. Şu kitabı indireyim. O zaman. Bazen yapıyor böyle ama indiriyor. Aklınızda olsun. İndiriyor, analiz ediyor ve o kitaptaki karakter gibi sorularınıza cevap verebiliyor. Emin misin? Ben de şaşırmıştım indirince. Yapmıştı ama. Peki. Buraya gelelim. Burada bir kodda hata verdi. Ya tabii kodda hata verirse muhtemelen bırakırsınız, uğraşmazsınız ama biz bunu yapay zeka yazılım eğitimlerinde şöyle diyoruz. Mesela bu hatayı al diyoruz, buraya yapıştır diyoruz. O da ona göre çalışır diyoruz. Diyor ki al bunu yapıştır koy. Yine kod yazmıyoruz aslında. Fakat şey yapıyoruz. Bunu muhtemelen yine replikle yani bu siteyle alakalı bir şey. Tamam. Devam edelim. Burada şey de var. Mesela farklı bir dile geçelim. Nereden geçiyoruz? Buradan geçelim. Burada dil olarak hiçbir sorun var. Arapça beni yoruyor. Şu Fransızca. Burada dil olarak bir sorunumuz yok. Hani onu aklınızda tutun. Burada ne anlatıyor? Böyle bir şey de var. Ben bunu çok önemsiyorum aslında. Ama
Henüz yapay zekası orada yeterince iyi değil. Ama bunu da size göstereyim. Burada konuşma metinleri üzerinden yapalım yine. Bunu da yapabiliyorum. Bence aşağıdaki konuşmada bir söz yanlış anlaşılsa veya yanlış duyulsa nasıl anlaşılır? Yanlış anlaşılmaya sahip neresi var? Bunu da yapıyor. Yani bak burada böyle bir şey var. Burada böyle bir şey anlaşılabilir de yapıyor. Devam edelim. Yine bir şey ilk kez deneyeceğim. Aklımdaydı, daha fırsat olmamıştı. Adresindeki kişi ile ilgili ne biliyorsun? Aktif olduğu Türkçe tweetler attığını söyleyebiliriz. Henüz tweet erişimi yok galiba. Şöyle yaparız. Yani birkaç deneme yapacağım. Aslında benim hesap biraz çok müsait değil. Çok fazla takip ettiğim kişi var ama yine de. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Alıyorum. Tutuyorum şu an. Umarım tutuyordur. Tutmuyor galiba. Yani bunları yazılmadı tabii yapabilirsiniz ama basit olsun diye diyorum. Sana aşağıda bir kişinin takip ettiği kişiler ile ilgili bilgi veriyorum. Bu kişinin ilgi alanlarını takip ettiği kişilerden çıkarmak istiyorum. Bu kişilerin biyografi profil açıklamalarında olan biyografilerini kullanarak doğru yazmayınca artık erinmiyorsunuz. Bu da böyle kötü bir oyu var. Biyografilerini kullanarak bana bir özel sor. Benim görüyor musunuz? Daha uzun. Son. Giriş, gelişme, sonuç olsun. Görüyor musunuz? Peki, ben bu kişiyle röportaj yapacak olsam sormam gereken 10 soru nedir? Yok yok. Az önce Twitter'da takip ettiği kişileri paylaştığım kişi. Hani sen de bu kişilerden ortak bir analiz yapmıştın. Yani sen de bu takip edilen işte o kişilerin takip ettiği kişiyle röportaj yapacağım. Bilerek üstü kapalı soruyorum. Yani iyi güzel ama biraz fazla girişimcilik oldu. Soruları biraz dağıtalım. Gibi gibi. Tamam. Başka aklıma gelen aslında çok şey var tahmin ediyorsunuzdur zaten ama burada aynı zamanda
ikisinin attığı tweetler üzerinden de analiz edilebiliyor. Şu da yapılabilir. Yani mesela Müstear isimli biri var, bir de bu profil var. İkisinin yazım tipolojisini de karşılaştırabilirsiniz. Çünkü her şey metin bazlı olduğu için aşağıda tweetlerine gönderdiğim kişinin yazılı tipolojisi ile ilgili önemli noktalar nelerdir? Vay vay. Ha, burada bir hata var. Elon Musk'ın yapay zekayı durdurun çağrısıyla ben ironi yapmıştım. Yanlışını yakaladım. Elon Musk'ın çağrısı ile ilgili aslında ironi yapmış. Evet. Bu şekilde onu da yapıyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? YouTube videoları ile ilgili bir tık daha şey yapması gerekiyor ya. Yani göstereyim onu da. Ben paylaşmışımdır illaki YouTube. Allah Allah, bu şimdi oldu, bak bu yoktu yani. Görüyor musun? Yanlış yapıyor. Acaba şunu diyorum. Burada bir ID alıyor, eskiden alınmış bir ID. Belki de aynı adreste 10 yıl önce bir köpek kedi videosu vardı. O video silindi. YouTube'da o ID'yi bu videoya mı verdi diye düşünüyorum. Yani zor bir ihtimal ama düşünüyorum. Onun dışında şey var. Mesela YouTube'daki bir video var. İngilizce bir video var. Siz bunu bir belgesel, bir saatlik oturup anlamanız lazım. Alt yazıları varsa zaten alt yazı dosyasını buraya direkt yapıştırıp bunu özetle, Türkçe'ye çevir, metni düzelt, İngilizce bile olsa diyebiliyorsunuz. Yoksa da başka bir sitede diyelim, alın onu YouTube'a yükleyin liste dışı şekilde. Sonra dilini İngilizce yapın. Dili İngilizce yapınca otomatik alt yazı oluşturacaktır size. Yani İngilizce bir şeyden bahsediyorsak. Sonra da onu alın ve o alt yazıyı buraya koyun, Türkçeleştir ve bana özetlediğim bunu yapıyor. Burada sıkıntı yok. Aklınızda olsun. Düşünüyorum başka neler olabilir diye. Şeyi söyledim. Bir konuyu araştırırken konuyla ilgili araştırma planı yapabiliyor. Tabii akademik şeyler de çok daha iyi. O taraf belki yasaklanabilir. Çünkü yani bana mesela şöyle diyorum. Diyorum ki bu yapay zekanın gelişimi ile ilgili yapay medya diye bir şey ortaya çıkabilir. Bu konuda bir doktora tezi yazsaydım bence ana ve ara başlıklar ne olurdu? Tabii doktora tezi değil de bir program da olabilir. Yani bir program hazırlayacaksınız. Veya 13 bölümden oluşan bir belgesel hazırlayacaksınız. 9 konu belli. Dokuz konu belli diyelim. Bir dört konu eksik. 13 bölümlük. Verebilir sosyal medya, kripto paralar, metaverse, AOV'lar. Şimdi var ya, bunu böyle söyledikçe
Bu böyle nöral bir ağ ya. Gitgide bir yere itiyorum bunu. Yani Metaverse, kripto para, DAO dediğimde o sonsuz tarlanın belli bir tarafına getiriyorum. Sonra hop diyorum ki girişimcilik alıyor başka bir yere getiriyor. Bir sürü ağırlık düşünün. Ağırlıkların ortalaması almıyor ya. Sürekli onun o orijinini değiştiriyorum ortalamasını. Var. Ha, o konular böyle. Diğer konular ne olabilir? Yani bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.